Merhaba arkadaşlar, TYT konularına devam ediyoruz. 9. sınıf konularına arkadaşlar, hücreyi anlatacağım size. Başlayalım. Arkadaşlar bakın, hücrenin tanımına dikkat edin. Hücre arkadaşlar canlılık özelliği gösteren en küçük birimdir. Yani ne demek istiyoruz? Hücrenin içinde başka şeyler var, daha küçük birimler var ama bunlar canlı değiller. Yani canlı dediğimiz arkadaşlar işte solunum yapan, beslenen, boşaltım yapan, metabolizması olan, protein sentezleyebilen falan, bunlar yapabilen en küçük şeye birim arkadaşlar biz hücre diyoruz. Yani canlılık özelliği gösteren en küçük birim arkadaşlar hücredir diyebiliriz. Arkadaşlar ilk defa Robert Hooke arkadaşlar 17. yüzyılda şişe mantarından, meşe ağacından yapılan şişe mantarını arkadaşlar dokusunda bulunan arkadaşlar bu boşlukları görmüş mikroskopta ve bunlar arkadaşlar selüla, yani hücre demiş arkadaşlar ve bu şekilde günümüzde de arkadaşlar hücre olarak ifade ediliyor. Arkadaşlar Schwann ve Schleiden hücre teorisini ortaya atmışlar. Bu teori ne diyor arkadaşlar? Bu teori diyor ki canlılar hücre ya da hücrelerin oluşmuş. Ne demek bu? Yani tek hücreli canlılar da var, çok hücreli canlılar da var demişler. Başka ne demişler arkadaşlar? Hücre canlıların yapısal ve işlevsel birimidir. Yani bizim işte solunum yapıyoruz. Nerede yapıyoruz bunu arkadaşlar? Hücremizde yapıyoruz. Besleniyoruz. Neresi besleniyor? Hücremiz besleniyor. Boşaltım hücremiz yapıyor. Yani aslında bizim yaptığımız dediğimiz şeyler arkadaşlar hücremiz yapıyor değil mi? Peki bir hücre nasıl oluşuyor arkadaşlar? Bakın yeni hücreler önceki hücrelerin bölünmesiyle oluşuyorlar. Yani mevcut hücreler arkadaşlar, bir ortamda bir hücre varsa daha önce arkadaşlar demek ki burada başka hücreler vardı ki ve bunlardan da arkadaşlar ne oluşmuş? Buradaki hücreler oluşmuştur diyebiliriz. Özellikle arkadaşlar bu son iki madde, yani hücre teorisinin son iki maddesi tabii ki elektron mikroskopunun filan gelişmesiyle beraber ortaya atılanlar. Ne diyor bu arkadaşlar iki maddemiz? Kalıtım birim arkadaşlar DNA'dır hücrenin. Yani hücrenin genetik bilgisi arkadaşlar DNA ile yavru döllere aktarılıyor ve bu DNA arkadaşlar bu hücrenin genetik bilgisini taşıyor diyebiliriz. Ve metabolik faaliyetler arkadaşlar nerede gerçekleşiyor? Hücre içinde gerçekleşiyor diyoruz arkadaşlar hücre teorisine göre. Daha önce arkadaşlar bu prokaryot ve ökaryot hücreleri biz ayrıntılı anlatmıştık. Ortak özelliklerde. Burada çok fazla girmeden bir de hatırlatalım. Bakın biz hücre yapısına göre canlılar ikiye ayırmıştık. Prokaryot ve ökaryot diye. Prokaryotlar kimlerdi? Bakteri ve arkeler demiştik bunlara biz. Bunların neyi yoktu arkadaşlar? Çekirdek zarları yoktu ve zarlı organelleri yoktu. İşte mitokondri, kloroplast gibi arkadaşlar, ERE gibi, Golgi gibi organelleri bulunmuyor idi. Bunlar bakteri ve arkeler de hatırlarsanız. Bakteriler ve arke bakteriler. Ökaryot dediğimiz arkadaşlar hücre yapısında ne vardı? Çekirdek zarları var bakın. Ve zarlı organelleri, mitokondri dediğimiz işte ERE, Golgi, işte koful gibi, lizozom gibi organellerin arkadaşlar bulunduğu ökaryot hücre yapımız vardı. Ribozom ortaktı değil mi? Ribozom arkadaşlar tüm canlılarda bulunur demiştik. Burada arkadaşlar bitki ve hayvan hücresindeki yapıları görüyorsunuz. Hücresel yapıyı. Hayvan hücremiz, bu da arkadaşlar bitki hücremiz. Çekirdek zarımız ve zarlı organlarımız bulunuyor. Dediğim gibi ribozom arkadaşlar zaten ortaktı bunlarla. Arkadaşlar şimdi dıştan içeriye doğru yapıları inceleyelim. En dışta arkadaşlar bakın tüm canlılarda olmayan, bazılarında bulunabilen hücre çeperi ya da hücre duvar dediğimiz yapı var. Kimlerde var bakın? Bakterilerde var. Arke bakterilerde veya arke dediğimiz canlılarda var. Mantar ve bitki hücrelerinde arkadaşlar bulunuyor. Bunların yapısını da bilmemiz lazım. Bakteriler arkadaşlar ne yapıdadır? Duymuşsunuzdur belki. Peptidoglikan dediğimiz bir yapıdadır. Peptidoglikan. Arke bakterilerde ise arkadaşlar yalancı peptidoglikan denen bir yapıdadır. Yalancı peptidoglikan veya pseudo yalancı demek zaten. Yalancı peptidoglikan veya pseudo peptidoglikan ifadesi de kullanılır. Mantarları hatırlarsanız besinleri anlatmıştık bunu. Ne yapıdadır mantarlarda? Kitin yapıdadır. Polisakkarit değil mi bu? Bitki hücrelerinde ise arkadaşlar ne yapıdadır?
Selüloz çepe, bakın unutmayın bunu. Bitkilerde selüloz, mantarlarda kitin, bakterilerde peptidoglikan. Arkebakterilerde çok karşınıza gelmez ama gelirse de yalancı veya pseudo peptidoglikan diyoruz. Arkadaşlar hücre çepenin bir özelliği var. Nedir bu? Cansızdır bakın. Yani dışarıdan herhangi bir madde hücreye girecekse arkadaşlar buna dur giremezsin, İşte sen kimsin filan diyen hücre çeperi değildir. Bu kimdir? Hücre zarı. Biraz sonra geleceğiz ona. Bu arkadaşlar tam geçirgendir bakın. Yani seçelim, işte bunu sokmayalım, bunu alalım, bunun girmesi lazım, bunun girmemesi lazım. Bunu arkadaşlar söyleyen çeper değil yani. Bu tam geçirgen, sert bir yapısı var. Hücreye arkadaşlar desteklik sağlıyor. Hücreye desteklik sağlıyor. Üzerinde arkadaşlar bunun neler var? Maddelerin geçtiği geçitler bulunuyor bakın. Geçitler bulunur üzerinde. Dediğimiz gibi arkadaşlar bütün hücrelerde bulunmayan, bahsettiğimiz hücrelerde bulunan bir yapı. Ama hücre zarı olmadan arkadaşlar hücre diye bir şey olmaz değil mi? Bakın tüm hücrelerde mutlaka bulunması gerekiyor. Hücreye arkadaşlar şekil veriyor. Sitoplazmanın dağılmasını önlüyor. Yani hücre zarı olmasa değil mi? Sitoplazma zaten dağılır gider yani. O yüzden mutlaka bulunması gerekiyor. Arkadaşlar bakın çeper cansız iken ve tam geçirgenken hücre zarı bakın canlıdır. Nasıl geçirgendir? Bakın buna dikkat edin. Önemlidir bu. Seçici geçirgendir. Ne demek bu? Seçip alıyor. İşte ben küçüğüm girerim falan kafama göre falan değil mi? Diyor ki dur kardeşim diyor. Nereye gidiyorsun diyor yani. Veya bir de maddenin alınması gerekiyorsa gerekirse enerji harcayarak ne yapıyor? O maddeyi azdan çoğa falan zorla taşıyabiliyor. Seçici geçirgen diyoruz. Arkadaşlar diyelim ki hücreye bir madde girecekse mutlaka zardan geçmesi lazım değil mi? Her tarafını kaplamış çünkü. Dolayısıyla hücre ile dış ortam arasında ne yapıyor? Madde alışverişini sağlıyor. Madde alışverişini sağlar. Evet, yapısına bakalım arkadaşlar. Daha önceleri hücre zarının çok basit yapılı olduğu zannediliyordu. Birim zar modeli diye bir model vardı eskiden ama bu Singer ve Nicholson arkadaşlar bugün günümüzde de geçerli olan akıcı mozaik zar modeli denen bir modeli ortaya atmışlar. Akıcı denmesi neden arkadaşlar? Hücre zarının yapısını bakmışlar ki çok basit olmadığını görmüşler. Böyle hareket halinde filan. Maddeler yer değiştirebiliyor. O yüzden akıcı demişler. Mozaik de arkadaşlar karmaşık bir yapısı olduğu için mozaik ifadesi kullanılmış. Akıcı mozaik zar modeli denen bir model ortaya atılmış diyoruz. Arkadaşlar hücre zarını biz ufak bir şey de görmüştük hatırlayın. Fosfolipid tabakayı anlatırken. Bir daha burada arkadaşlar bir bakalım yapısına. Başka şeyden bahsedeceğiz burada. Bakın ne vardı? Bir baş kısmı vardı hatırlayın. Buna bağlı arkadaşlar ne vardı? İki tane yağ asidi zincirine oluşan kuyruk kısmımız vardı değil mi? Buna biz ne demiştik? Fosfolipid tabaka. Bakın çift katlı tabaka. Ve şu içteki yağ asidinin bulunduğu tabakaya, orada yazmıştık onu da bir de hatırlatalım burada. Ne demiştik biz? Hidrofobik gruplar, yani suyu sevmeyen gruplar. Şu içte bulunan bu sarı kısım var ya. Baş kısmı ise arkadaşlar zaten bakın sitoplazma ya burası hücre içi. Yani burası sitoplazma. Sitoplazmanın zaten %70 ile %90'ı su. Dolayısıyla arkadaşlar zaten bakın bu baş kısımları sitoplazma ile nedir? Temas halindedir. Yani sudan kaçma gibi bir durumlar yok. O yüzden bunlara biz ne diyoruz? Suyu seven şu baş kısımlar yani ya da diğer ifadeyle hidrofilik gruplar diyoruz bunlara biz. Suyu seven gruplar yani. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman hücre zarında neler var? Fosfolipid tabakayı zaten söyledik. Bakın şunlar yüzey proteinleri var. Yani hücre zarını böyle baştan başa yani böyle tamamını kaplamamış olan bunlar yüzey proteinleri diyoruz bunlara biz. Yüzey proteinleri. Bakın burada ipliksi proteinler var. İpliksi proteinler var. Bakın genellikle arkadaşlar bu hücre zarını boydan boya kat eden arkadaşlar bu proteinler bakın şurada ne oluşturuyorlar? Bir kanal oluşturuyorlar. Gördüğünüz gibi bunlara biz kanal proteinleri diyoruz. Yani şu ifade gelirse karşınıza yanlış olmaz. Hücre zarında boydan boya bulunan proteinler genellikle madde taşınmasında görev alıyorlar. Evet. Diyebiliriz arkadaşlar. Başka ne var burada bakın dikkat edin. Burada arkadaşlar şu, bakın şu proteine bağlı olan
karbonhidrat grubu var. Karbonhidratlar arkadaşlar bakın genellikle nerede bulunuyorlar? Zarın dış kısmında bulunuyorlar ve tek başlarına değil de bakın proteinlere bağlı bulunuyorlar. Yani karbonhidratlar proteinlere bağlanarak glikoprotein dediğimiz arkadaşlar moleküller oluşturuyorlar. Bakın aynı şekilde karbonhidratlar buradaki yağlara bağlanarak neyi oluşturuyorlar? Glikolipitleri oluşturuyorlar. Hocam bunların özelliğine bakın bu ikisi bunların arkadaşlar neyi? Yapısı ve dağılımı. Bunların yapısı, bunu sınavda sormuşlar ve dağılımı bu hücreyi ne kazandırıyor arkadaşlar? Özgünlük kazandırıyor. Özgünlük kazandırır. Ne demek bu? Yani bu hücrenin arkadaşlar özellikle şu protein zaten bunun DNA'sına göre sentezlendiği için değil mi? Bir kimlik kazandırıyor. Peki bu ne yapıyor? Bunlar biz reseptör de diyoruz bazı sorularda. İşte herhangi bir maddenin dışarıdan bir madde olabilir. Maddenin tanınması alınacak mı alınmayacak mı? Veya bir hücrenin başka bir hücreyi tanıması değil mi? Ve bir hücrenin bir hormonu tanıması yani tanıma işinde görev alıyorlar. Bunlara biz tanıyıcı moleküller diyoruz. Bakın bu önemlidir dikkat edin. Tanıyıcı moleküller. Kimler bunlar? Glikoprotein ve glikolipid dediğimiz arkadaşlar. Moleküller. Ve bu arkadaşlar bu tanıyıcı moleküllerin bulunduğu bu dış kısımdaki bu tabakaya biz yani şu tabakaya glikokaliks tabakası diyoruz. Glikokaliks yani işte hücrelerin birbirine tutunduğu işte bu yüzeydeki işte tanıyıcı moleküllerin olduğu bu tabakaya biz glikokaliks tabakası diyoruz. Arkadaşlar kolesterol bakımı var burada. Tabii bütün hücrelerinde yok. Bunlar nerede bulunuyor arkadaşlar? Hayvanların hücre zarında bulunduğu söylenebilir. Kolesterolü biz ne demiştik hatırlayın? Demiştik ki zarın akışkanlığını düzenliyor. Ve arkadaşlar bu şekilde bir görevi var. Hücre zarında akışkanlığı düzenlemede. Sırada şöyle bir soru sormuşlar bakın. Soruyu tam olarak şey yapmıyorum da çözmüyorum da sadece burada akışkanlıkla ilgili bir fikriniz olsun diye. Bakın bir fare hücresiyle bu hücre zarına dışarıdan bakıyoruz. Üzerinde böyle işte maddeler var. Bir de arkadaşlar insan hücresini kaynaştırmışlar şöyle. Bu hücreler arkadaşlar kaynaştığı zaman normalde biz nasıl bir şey bekliyoruz? Biz şöyle bir şey bekliyoruz değil mi? Bakın şöyle. Şöyle bir şey bekliyoruz biz belki de. Ama böyle olmamış bakın. Nasıl olmuş arkadaşlar bu? Bakın bu şöyle olmuş. Şöyle. Şöyle karmaşık gibi düşünün biraz daha. Buradaki reseptörler dediğimiz bu hücre üzerinde bulunan bu maddeler arkadaşlar ne yapmışlar? Şöyle bir dağılım göstermişler. Bu bize neyi kanıtlıyor işte? İşte hücre üzerinde arkadaşlar bulunan maddelerin bakın yer değiştirebildiğini, bunlar iç içe geçmişler ya. Yer değiştirebildiğini yani akıcı bir yapısı olduğunu da arkadaşlar söylemiş oluyoruz. Bakın neymiş bu iki molekül? Şöyle de yazalım. Bakın glikoproteinler ve glikolipitler. Unutmayalım bunları. Bunlar arkadaşlar hücreye özgünlük ya da kimlik kazandırıyor. Peki hücre üzerinde yapısında ne var? Yazdık zaten burada bakın. Protein var, karbonhidrat var, yağ var. Değil mi? İnorganik maddeler de var. Mesela fosfolipid diyorsunuz. Fosfat var değil mi? İnorganik maddeler. Ama organik olarak baktığımız zaman ne var yapısında? Karbonhidrat var. Ondan sonra yağ var ve proteinler var denebilir. Bu yapıya katılma sırası nasıldı hatırlayın. Protein en fazlaydı. Sonra yağ, sonra karbonhidrattı. Bu arkadaşlar hücre zarı için de geçerlidir. Aynı zamanda arkadaşlar üzerinde porlar bulunuyor. Bakın şurada demiştik ki kanal proteinleri var. Bu kanal protein arkadaşlar içinde böyle bir delik bulunuyor. Bu delik maddelerin giriş çıkışına yardımcı olan por dediğimiz yapılar anlamına geliyor. Aynı zamanda arkadaşlar hücre zarının bir diğer özelliği de esnek olmasıdır. Esnektir. Hücre çeperi gibi sert değildir. Arkadaşlar organellerden devam edeceğiz bir sonraki videomuzda.